Uğurcan Trabzonspor'un 21-22 şampiyonluğuna önemli katkı sağlayanlardan bir tanesidir. Uğurcan'ın en iyi oynadığı maç. Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı, Fenerbahçe maçı. Çatala doğru gidiyor böyle. Bir anda eldiven fırlattı deriz biz kalecilere. Gerçekten inanılmaz bir top çıkarttı. Orada dedim Uğurcan çok büyük bir kaleci olabilir. Bir gün sen dedim Barcelona'da oynayacaksın. Sen dedim benim gördüğüm en iyi kalecisin. Premier Lig'de oynamak isterim. Zaman gösterecek. Türk kalecinin altın çağını yaşıyoruz. Bu altın çağının en değerli Türk kalecilik madenlerinden bir tanesi de Uğurcan oldu. Hala kaleci olduğumu diyemedim. Olmaya çalışıyorum. Hatalarımdan ders çıkartıp en aza indirmeye çalışıyorum. Yeteneklerine güveniyorsan o yetenekleri geliştirmek için çok çalışacaksın. Futbolda dün yok çünkü. Ve önündekini geçersen de o orta bitmeyecek yani. Sen hep üstüne koymak zorundasın. Aslında bir fotoğraf isterdim ben şu anı. Vallahi. Fotoğraf çekeceğiz. Göster böyle Uğurcan Bey. Öncelikle Uğurcan abiyle çok samimi bir ilişkimiz var abi gerçekten. Yaklaşık 5 senedir birlikte Trabzonspor'da forma giyiyoruz. O benden daha önce Trabzonspor'da forma giymeye başladı. Birbirimize her zaman abi kardeş ilişkisi gibi yaklaştık. Ona kaptanlık vasfı verildiğinde performansının daha artacağını kendisi de düşünüyordu zaten. Ki bence bu sezon belki de Uğurcan abinin en iyi performans gösterdiği sezon diyebilirim. Hayır! Dışarıdan çok gamsız görünüyor, böyle çok rahat bir adam olduğunu görüyorsunuz ama aslında öyle değil. Çok eğlenceli, çok komik bir çocuktur Uğurcan. Bizim çok ihtiyacımız olan bir maç. İrfan Başaran bir şut atmıştı ama inanılmaz bir şut attı. Çatala doğru gidiyor böyle. Bir anda orada belirdi yani, böyle eldiven fırlattı deriz biz kalecilere. Gerçekten inanılmaz bir top çıkarttı. Yani onun sayesinde kazandık gerçekten. Orada dedim Uğurcan çok büyük bir kaleci olabilir diye. Uğurcan'ın bir kurtarışı var. Neuer efekti bu. Genel olarak Türkiye'de Türk kalecinin altın çağını yaşıyoruz. Bu altın çağının en değerli Türk kalecilik madenlerinden bir tanesi de Uğurcan oldu. Ya bu sadece yetenekli ve çok iyi bir kaleci değil. Bu böyle hayata karşı da yetenekli bir çocuk ve çok iyi kaleciden süper kaleci kategorisine geçmenin en büyük adayıydı. Şu anda böyle süper kaleci -1. Onu da niye söylüyorum? Hakikaten daha da gelişeceği için -1'lik bir ona pay bırakıyorum. Çünkü o kendine sanırım kariyer çıtasını, performans çıtasını hep öyle koyuyor. Trabzonspor'a transfer olduğumda sonuçta ilk defa Ankara'dan ayrıldım. Ama buraya geldiğimde bir kaptan, bir abi, bir arkadaş, bir kardeş olarak bana en çok evimde gibi hissettiren insanların başında geliyordu Uğurcan Çakır. Uğurcan çok sessiz bir arkadaş öncelikle. Çok konuşmaz. İşine geldiği zaman konuşur. Onun dikkatini çeken bir muhabbet olması lazım ama en çok da benim yanımda konuşuyordur herhalde. Ben onu konuştururum. Normalde biz zaten kulüp içinde, kulüp dışında hep beraberiz. Evlerimiz yani yan yana komşuyuz. Ha, Uğurcan çok iyi bir insan. Uğurcan sessizdir, kimseyi kırmak istemez, onları üzmek istemez, ağzından çıkan kelimeye dikkat etmek ister. Çok iyi bir arkadaş. Ondan sonraki bence en iyi özelliği sessiz olması, çok konuşmaz. Ama beraber zaman geçirmekten çok keyif alacağım bir insan. Şampiyonlukla ilgili bence herkesin çok büyük payı var. Oynamayan oyuncu da en az sizin kadar bence pay sahibi. Futbol bu yani, kendi başına hiçbir şey olmuyor. Tabii ki herkesin bence çok büyük payı var şampiyonlukta. Ben de üstüme düşen görevi iyi bir şekilde elimden gelenin en fazlasını yaptığımı düşünüyorum. Daha iyi olabilir miydim? Tabii ki olabilirdim. Ama dediğim gibi herkesin çok büyük payı var. Uğurcan tam bir örnek olarak içerideki bir takım şeyleri dengelerde, yerlisinde, yabancısında, yerel oyuncuda çok dengeli durarak, performans da sergileyerek bugün Trabzonspor'un 21-22 şampiyonluğuna önemli katkı sağlayanlardan bir tanesidir. Sezon başında hepimizin hedefi şampiyonluktu. Ama bunu gerçekleştirmemizi sağlayan bir numaralı oyuncu kaptanımız Uğurcan Çakır'dır. Topu kaybetsek bile tabii ki de geri koşuyoruz, çabalıyoruz ama kalemizde Uğurcan Çakır var. İçimiz çok rahat. Ben eminim tüm diğer takım arkadaşlarım da aynısını düşünüyordur. Uğurcan'la ben ilk tanıştığımda milli takım kampında birinci antrenmanımızdı bizim. İlk antrenmandan sonra Uğurcan'a gidip demiştim ki bir gün sen dedim Barcelona'da oynayacaksın. Sen dedim benim gördüğüm en iyi kalecisin. Bazen takım olarak iyi oynamadığımız günler oluyor, formda olmadığımız günler oluyor.
Bu da çok normal, çok yoğun bir maç temposu içinde oluyoruz. Ne olursa olsun o gün gerçekten baktığım zaman takımın motivasyonu düşük de olsa, performans düşük de olsa bize gösterdiği performansla en az bir puan alıyor. Yani çok çok iyi kurtarışlar yapıyor. Bu gol oldu diye döndüğümüz zaman Uğurcan'ın onu çıkarttığını görüyorsun. O yüzden çok büyük güven veriyor. Şampiyonlukta en büyük pay Uğurcan'ın bence. Çünkü gösterdiği performans olsun, takım içindeki kaptanlığı olsun. Bence şampiyonluktaki en büyük pay Uğurcan'ın. Uğurcan'dan yaklaşık 8 yıl önce Trabzonspor'un altyapısında çalışma fırsatımız oldu. Kendi yaş grubunda da çok özel bir kaleciydi. Çok zekiydi ve çok hızlı bir kaleciydi. Kendini hep geliştirmek istiyordu. O dönemlerde oynadığı müsabakalardan sonra maçların görüntülerini alırdı. Onları defalarca izlerdi ve bir sonraki maçta onlara çok dikkat ederdi. Uğurcan seviyesinde bir kaleci Trabzonspor'dan, altyapıdan da çıkmayabilir. Sağlarında sağına çekti, vurdu. İnanılmaz bir kurtarış Uğurcan'dan. Uğurcan Çakır'ın bence diğer kalecilerden farklılaşan temel özelliklerinden biri sakinliği diye düşünüyorum. Yani ben futbolcu olarak kalede arkamda özgüvenli, sakin ve o kaleyi rakibe dar edebilecek birini gördüğümde inanın çok önemli bir şey. Uğurcan'ın en karakteristik özelliklerinden biri bu rahatlığı. Yani sakinliğinden ziyade rahatlığı. Bu rahatlığı da çok güzel bir şekilde yaydığını düşünüyorum. Hem bizlere hem dışarıya. Bu özgüven ve rahatlığı birleştirdiği için bence çok büyük fark yaratıyor. Kendi antrenmanlarımı izlemeyi çok seviyorum ben. Çünkü orada eksiklerimi görüyorum. Kendi maçlarımı izlemeyi çok seviyorum. Hatalarımdan ders çıkartıp en aza indirmeye çalışıyorum. Bu da beni çok geliştiriyor yani. Yeteneklerine güveniyorsan o yetenekleri geliştirmek için çok çalışacaksın. Önündekini geçmek için 10 kat çalışacaksın. Futbolda bu. Futbolda dün yok çünkü. Ve önündekini geçersen de o orada bitmeyecek yani. Sen hep üstüne koymak zorundasın. Üstüne koya koya gitmek zorundasın. Bir noktaya geldiğinde o noktanın altına düşmemek zorundasın. Her idman kendime hedef koyardım. Dördüncü kaleciyken bile ben o kadar iyi performans veriyordum ki hemen yabancı oyuncu mesela takım seçerken beni alıyordu kaleye. Beni kalesinde görmek istiyordu. Çünkü ben hep %100'ümü verdim gençken sahada. Her zaman ekstra idman. Ben diyordum ki ben bugün gol yemeyeceğim. Yani bu benim işim ve bu işi ben hep en iyi yapmak zorundayım. Mesela futbolcular antrenman sonu şut çekiyor. As kaleciler gidiyor şimdi benim yaptığım gibi. O zaman ben kalıyordum. Şimdi ben gidiyorum, gençler kalıyor. Gol yemek istemiyordum yani. Hedef koyuyordum. Diyordum ki ben 100 şut mu geliyor bana? Bugün 90 tane kurtaracağım. Öbür gün 95 tane kurtaracağım. Hala kaleci olduğum diyemedim. Olmaya çalışıyorum hala. Ekstra antrenman yaparken tanımıştım. Zaten takımında çok başarılıydı, çok yetenekliydi. Topa vuruş şekli bile altyapıdayken aynıydı. Geri yaslanmak zorunda kalırdı bütün takımlar. Şampiyonluktan önce Ziraat Şampiyonluğu ve Süper Kupa Şampiyonluğu yaşamıştık. Bizim için bir hedefti onlar. Süper Lig Şampiyonluğu bir hayaldi. Biz hep birlikte bu hayali başardık. İnanılmaz bir duyguydu, tarifsiz bir duygu. Ben zaten ilk tanıdığım gün söyledim ona. Bence Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olacak. Çünkü yetenek olarak çok yetenekli. Bence oraya gelmesinde de önünde hiçbir engel yok. Premier Lig'i beğeniyorum. En çok Premier Lig. Çünkü tempo çok yüksek, kalite çok yüksek. Çok büyük oyuncular, çok büyük takımlar var tabii ki. Premier Lig'de oynamak isterim. Göreceğiz, zaman gösterecek. Hepimiz hak ettik. Ya çok farklı duygular hissettim çünkü çocukluğumdan beri hayaldi yani. Ben Trabzonspor şampiyon olsun diye ağladım, çok dua ettim, her zaman destek oldum. Onun içinde olmak çok ayrı bir duygu, anlatamıyorum yani, öyle bir duygu yok. Hiçbir zaman yaşamamıştım böyle bir duygu. Tabii Trabzonspor A takımına çıkınca, Trabzonspor'da oynamaya başlayınca bu hayal değildi benim için, bir hedefti aslında. Çünkü şampiyonlukta katkın olması hayal edersin ama hedefin ona ulaşmaksa daha farklı oluyor. Ben de hep hedef olarak gördüm şampiyonluğu Trabzonspor'da oynadığım süre boyunca. Bu hedefe giderken takıma nasıl yardımcı olabilirim? Hep onu düşündüm ve onu başardık. Yani tarif edemiyorum o duyguyu. Taraftar nasıl hissediyorsa ben de aynı o şekilde hissediyorum. Bir futbolcu olarak değil de bir taraftar olarak onu hissediyorum. Yani. Evet.
Önünüzde iyi bir kaleci olması aslında sizi çok geliştiriyor. Ben onu yaşadım, deneyimledim. Onur abiden çok şey öğrendim. Nasıl yatıyor mesela, birebir de nasıl kapatıyor, o zaman birebirleri en iyi yapandı. Ben de kendim ondan nasıl bunları daha iyi yapabilirim? Ondan öğrendiklerimi kendi stilimle birleştirmeye çalışıyordum. Onur abi bana göre çok yetenekliydi. Büyük sakatlıklar yaşamasına rağmen çok büyük bir kaleciydi bana göre. Ve ben onu kendime rol model olarak görüyordum. Çünkü Trabzonsporluyum ve Onur abiyi izliyordum yani. İlk maçım Rabotnički maçıydı, UEFA ön eleme. Tabii ismimi duyunca hemen babamı aradım. O da çok heyecanlandı. Çok gururlandı bence. Çok şaşırmıştı yani. Kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. O zaman Musa abi, Sefa abi, işte Yusuf Erdoğan. Onların odasında maç saatine kadar üçünün odasında geziyordum yani. İnanılmaz heyecanlıydım yani. Onlar tabii tecrübeli oynamışlar. Beni sakinleştirmeye çalışıyor ama sakinleşmiyorsun yani. Çok heyecanlanmıştım. Gençken dediğim gibi çok fazla şey düşünmüyorsun, kaygın olmuyor. Kaygın olmadığı için zaten en iyi performansı veriyorsun, çok heyecanlı olsan bile. Üst seviye maç oynamak sizi çok geliştiriyor gerçekten. Bu seviyeye hazır oluyorsun. Şimdi mesela biz şampiyonluğa giderken ben onun faydalarını çok gördüm. Euro 2020'de oynamıştım ki çok iyi futbolculara karşı oynadım. Bence milli takımdaki baskı çok yüksek olduğu için, çünkü bir milli takımı temsil ediyorsun. Burada konsantrasyonun, kaygın daha düşük oluyor. Özgüvenin daha yüksek oluyor. Şampiyonluk yolunda konsantrasyonumu sağlamaya çalıştım. Bu sezon başından itibaren konsantrasyonumu hep en üstte ve kaygıyı en aşağıda yaşamaya çalıştım. Her zaman söylerim, omurganın en önemli parçasıdır. Kaleciler yalnızdır. Kalecilerin ayrı dünyası vardır. Kalecilerle de iyi anlaşmışımdır genelde. Bu yalnız olma, sakin olma, rahat olma ve bunu yayma psikolojisini ben çok iyi yaptığını düşünüyorum. Takımımızın üzerinde onun kaptanlığında mükemmel işler oldu ve biz de ona eşlik ettik. Bu ışığı yaymaya ve bu güvene ve bu inancı yaymaya çalıştık. Giderse de yol açık olsun. Sonra beraber, ben onunla beraber bir takım çalıştırmak isterim yani. Çok başarılı olur muyuz bilmiyorum. Ama demek ki varmış içinde. Bunu paylaşma. Tamam. Akış.